Merhaba, ben avukat Murat Tezcan. Daha önceki yayınlarımızdan da hatırlayacağınız gibi özellikle çok değerli meslektaşlarımı kanala davet edip kendi uzmanlıklarına ilişkin onlardan bilgi almaya çalışıyordum. Bu kapsamda da birçok meslektaşımı ve tabii ki hukukçu, illa avukat olması gerekmiyor, birçok hukukçuyu da bu kanala davet ettim. Ama tabii ki ilk baktığım ve ilk değerlendirdiğim husus gerçekten konusunda uzman olması. Bu kapsamda da herhalde Ankara'da ve bence Türkiye boşanma denilince çok kişinin aklına gelen Eyüp Sabri Can Bolat'ı kanalımıza davet ettik. O da sağ olsun kırmadı. Ve bugün sizlerin bana dair ki gayrimenkul hukuku kapsamında da tabii ki boşanma süreçlerine ilişkin bazı konular sizlerden geliyor. Onlara da cevap verebileceğimiz boşanma süreçlerine ilişkin çok önemli detayları aktaracağımız bir program yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten konunun tam uzmanıyla birlikteyiz. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Sabri Çok Bey. teşekkür ederim. Sağ Sağ olun olun, Murat Bey. çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Davetimi kırmadınız. Bugün de boşanma süreçlerine o kadar çok geliyor ki sorular. Bu kapsamda da herhalde sorunun en cevaplarını bulabileceğimiz kişi sizsiniz. Evet. Kanalınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim Murat Bey. Biz de sizin yayınlarınızı ilgiyle takip ediyoruz. Çok sağ olun. Güzel projelerde güzel şeyler yapıyorsunuz. Güzel YouTube videoları görüyoruz, eğitimler görüyoruz. Tabii bizim mottomuz bilenin bilmeyene, olanın olmayana borcunu ödeme mottosu. Bunu bizi tanıyan herkes artık aşina olduğu bir söz, bir felsefe. Bugün Evet. de sizin kanalınız vasıtasıyla, sizin kanalınızın izleyicilerine, dinleyicilerine Türkiye'nin kanayan yarası olan boşanma davalarının en çok uygulamadaki sıkıntılarını hem vatandaş hem de avukatlar açısından değineceğiz. 4-5 başlıkta değineceğiz. Sıkıcı bir yayın olmayacağına garanti Yok, veririm. yani Güzel olacaktır. sizle sohbet etmek hiç zaman sıkıcı olmadı. Daha önce de birkaç kere sohbet etme şansına sahip olmuştuk. Onun için çok faydalanacağımız ve aslında teorinin dışına çıkıp Evet. doğrudan uygulamadan tabii ki konuları konuşacağız. Şimdi isterseniz lafı da çok uzatmadan ben hemen Evet. ilk soruyla başlayayım. Çünkü bu hepimizin merak ettiği ve Türkiye'nin de bence kanayan bir yarası. Bu boşanma süreçleri zaten başlı başına çok sıkıcı da bir de yargılama süreci de çok Evet. uzun ve meşakkatli olduğunu biliyorum. Bununla ilgili öncelikle bir kere bu boşanma davasını açmaya karar veren kişi ne kadarlık bir süreçle karşı karşıya kalabilir? Nasıl bir sürecin muhatabı olabilir? Onunla bir başlayalım isterseniz. Aynı tıptaki hastalıklar gibi. Yani bir insanın bir işten müzdarip olduğu konunun bir de ameliyat ve tedavi safhası var. Evet. Artık o müzdaripliği ne kadar yıl sürdü bilemeyiz. Boşanma da aslında hem sosyolojik hem psikolojik hem ekonomik bir sürü etkeni içinde barındıran birçok olgunun ortaya çıkardığı bir yumak. Bu yumaktan belki bir evlilik bir yılda, başka bir evlilik 40 yılda da müzdarip hale gelebilir. Hatta buna müptezel halde yaşayabilir. Ona bağımlı da olabilir. Görüyoruz bunu. Tabii. Öyle olunca bunun adliyeye yansımış halinden sonrası yani ameliyat safhası ve işin tedavi kısmına kadar sürecek. Her ne kadar yargıda bir davayı açtığınız zaman o davaya ilişkin ne kadar süresi olacağının öngörüsü tevzi formunun altında her dava modülünde yazsa da ki boşanmada 330 gün yazar şiddeti geçimsizlikten açılmış bir davada. Genel olarak Türkiye genelindeki davaların hiçbirinde 330 günde bitmiş bir boşanma çok ekseriyette yoktur. Ne kadar sürer? Bugün yayını yaptığımız Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri gibi büyük illerde çok mahkemesi, aile mahkemelerinde olan yerlerde en aşağı bir 2-2,5 sene kesinleşmesine kadar olan süreç sürüyor. Bu ne demek? Yani ben bir avukata vekalet verdim, hakkıyla ücretini ödedim, yağ şeker ona teslim ettim ve helva yapmasını istedim. Bu evlerin artık boşanmayla helvasını yapsın dediğim bir davanın boşanma açısından ziynet takı, mal rejimi ve diğer ferilerini saymıyorum. Tabii. Boşanma, maddi tazminat, manevi tazminat varsa çocukların velayeti, nafaka ve evde oturma hakkına ilişkin tek bir davanın bugün ortalama süreci en az 1-1,5 sene yerel mahkemede, 1-6 ayla 1 yıl arası sürecek istinaf mahkemelerinde, bölge adliye mahkemeleri istinaf eyleminde ve onun üzerine de belki 1 sene kadar Yargıtay'da kesinleşmesi beklenebilir. Tek istisnası var biz izleyen vatandaşlar açısından. Her iki tarafta boşanmayı genel sebebe dayalı bir dava olarak açtıysa mahkeme yerel mahkemeyi kararı verdikten sonra kesinleşmesi boşanma açısından istenebilir. Öbür hususta gene istinafla Çok devam eder. şimdi hepimizin malumu adliyelerin önlerinde arzu aciler bile Evet. boşanma davası açıyorlar. Açıyor evet.
vatandaşlarımızın bazılarının da ya ben bu boşanma davası ne var kendim açsam zaten yaşadıklarımı kendim biliyorum diyor. Bununla karşılaşmışsınızdır herhalde. Ben de meslek hayatımda özellikle bunları duydum. Şimdi bunun böyle olmadığını ben biliyorum da sayın seyirciler bilmeyebilirler. Evet. Bir kere boşanma davasını açarken neyle karşı karşıya kalabilir ve hangi hususlara dikkat etmesi gerekir? Onu da bir isterseniz hatırlatalım. Evet. Birçok boyutu vardır da en azından sizin belli başlı olanları sıralayın. Evet. Vatandaş açısından da meslekte bu konuda çok tecrübesi olmayan genç ya da yaşı ne olursa olsun meslektaşlarımız açısından da boşanma özel bir alan. Aile hukukunun içerisinde belli maddelerle işin ortaya konduğu bir alan ve bir usul yasasıyla yürüyor. Öyle olunca herkesin iki tane dilekçe hakkı var. Şimdi bütün hayatı boyunca yaşadığı elem, acı, ızdırap, şikayet ne varsa bu iki dilekçede belirmek zorunda. Hatta bazen şöyle şeyler görüyoruz. Biz davayı açtık ama çoğunluğunu yazmadık derdimizin ikinci dilekçede yazarız diye düşünmüştük. Karşı taraf cevap bile vermedi süresi içerisinde diyor. Ne oldu? Tek dilekçede iş bitti. Böyle olunca delili sonradan vermek uygun olur diye düşündük diyor. Süreyi kaçırıyor. Yapılacak ve dikkat edilecek şey şu, iki tane dilekçe hakkınız var. Bu iki dilekçe hakkınızda olayın tamamını husul kanununda dilekçenin içeriği o maddede ne yazıyorsa buna uydurmak zorundayız. Yani vaka olarak yazacağız, her vakaya bir delil sıralayacağız. Bu delillerimizi ispat içer mümkün deliller olması lazım. Bir kronolojik sırada olması lazım. En yakından en uzağa, en önemliden en önemlise doğru mümkünse 8-10 sayfayı geçmeyecek bir şekilde olmalı. Neden bu önemli? Türkiye'de yargılama yılda 200 gün çalışır yaklaşık. Yani mahkemelerin kapısı 200 gün açık. Bu 200 günde ortalama bir hakime de 1000 ila 3000 arası dosya düşüyor yerine göre. Şimdi aynı maaşla 3000 tane dosyaya bakan hakimde, 1000 taneye bakan hakiminde bu dosyaların keşfi var, duruşması var, tanık dinlemesi var. Arada değişik iş kararıyla bakılacak 600-700 koruma, uzaklaştırma, özgüleme kararları var. Bunun arkasında geçmiş yıldan tekamül eden dosyalar en az 500 tane var. Bu ne demektir? Bir hakim ortalama yılda tek başına 2000'in üzerinde dosyayla mevcut. Şimdi 200 güne bak bunu yaydığımız zaman buna bakması imkansız. Yani insan ötesi bir kabiliyet lazım. Bu da mümkün değil. Böyle olunca davada işin özü, anzerbalı gibi neyse onu ortaya koyması gerekiyor vatandaşın. Bunu koyarken net, sıralı ve sade yapmak zorunda. Ben bunu hukuk okumadan, hukuk nosyonu bile bence yetmez. Bu alanda biraz tecrübe sahibi olmadan kendim yazarım diyen varsa avukat Türkiye'de hiçbir dava için anlaşma ve tutma zorunluluğu yok. Bu hodri meydan. Buyurun açın. Yılda 580 bin insan evleniyor, 200 bini boşanıyor. En az 200 bini de boşanmaya yakınlaşıyor. Böyle bir toplumda sen kendi davanı, kendi ameliyatımı yaparım diyecek kadar özgüven sahibiysen tabii ki açabilirsin. Ama ne kadar başarılı olacağını soruyorsak çok zayıf. Şimdi size boşanmaya gelenlerin herhalde ilk sorduğu şeyler, yani ilk anlattıkları şeyler çok duygusal şeylerdir. Ama herhalde ikinci cümleden itibaren mallar sıralanmaya başladı değil mi? Yani malcanın yongası. Malcanın yongası, nasıl paylaşacağız, ne yapacağız ya da bunlara yönelik kaçırma durumları söz konusu olabiliyor. Bir kere boşanma davasının içerisinde bu mal rejimi davaları ya da bundan kaynaklı davalar bir arada açılabiliyor mu? Açılıyorsa nasıl yürüyor her iki dava? Onu da herhalde merak ediyordur meslekçilerimiz. Evet. Aslında boşanmaların altını kazıdığımız zaman psikolojik neden bencillik yatar. Bana göre fizyolojik neden de mala bağımlılık yatar. Yani bugün kredilerle alınmış evler, arabalar, bu kredilerin ödenememesi ya da kredi çekilmiş hayatta kredi dışında bir şeye hayatın kalmaması. Örneğin iki tane orta gelirli insan krediyle bir mortgage'a giriyor. Sizin alanınız gayrimenkul hukuku. 10 sene sürecek bir evi almak için hayatındaki her şeyden vazgeçiyor. İyi bir tatile gidemiyor. Güzel bir lokantada yemek yiyemiyor. Çoğu zaman çok sinemayı bile yapamıyor. Bu da ne yapıyor? Evlilikte stres yükünü arttırıyor. Mala bağımlı bir hayat. Ev var ama evlilik yok. Yani evlendin ama ev sahibi olamadın aslında. Hal böyle olunca bugün boşanma davasında da ilk insanın geri istediği özgürlüğü şu oluyor. Ben bu evi geri almalıyım. Kimin üzerindeyse işte hanımın üzerindeyse hanımdan almalıyım. Erkeğin üzerindeyse ona bırakmamalıyım. Bu mantıkta evlenmeyle beraber açılacak ilk şey nasıl kredisi hayatta? Boşanmayla da boşanma davasında ferileri dediğimiz davaları açmamız gerekiyor. Ben şöyle yapıyorum kendi büromda. Boşanma davasının yanında bir mal davasının konusu varsa bunu boşanmanın dilekçesini davayı açıp tevzi formunu aldıktan
bir dakika sonra mümkünse aynı mahkemeye düşsün diye UYAP'tan bu sefer de mal rejimi davasının tasfiyesini açıyorum. Ki tedbir konulsun malın üzerine, bu konulmuş tedbir kafese kuşu koymak gibi mal kaçırılamasın. Çoğu zaman zaten havanın bulutlandığını, evliliğin kötü gittiğini, kasırganın poyrazın arttığını gören çiftlerin ilk hamlesi şu olur. Malı kaçırır. Malı nasıl kaçırır? Boşanmayı anladığı andan itibaren gider arabayı ucuza satar. Evi sahibinden, kobdan, başka yerlerden hızlı bir şekilde işin içinden çıkarır ve ortada şöyle bir şey olur. Davayı açarız, mal davasını açarız, tapu kayıtlarını isteriz. Ortaya bir sonuç gelir, mal gitmiş. Der ki ben ne yapacağım? Yani ortada mal yok. O yüzden tavsiyem vatandaşsanız da, hukukçuysanız da karşınıza gelen konu boşanmaysa, boşanmanın yanında bir mal konusu varsa, bu mal konusu gayrimenkul olsun ve araba olsun fark etmez. Tedbir istediğiniz bir konuysa, altını çizerek söylüyorum bugünkü bahsimizin evet. konusu değil ama davanın müdebbih değerini yani yaklaşık değerini düşük göstermeden, neden? Çok düşük gösterdiğiniz zaman tedbir konmaz. Ekseriyette koymaz mahkemeler. Boşanmadan hariç bir mal davası açın. Hemen bir dakika sonra açın. En fazla bir gün sonra açın. Bir kesin süre yok ama mala tedbiri koyun ki o tedbirli malın davası beklesin. Mal kaçırılamasın. Boşanma yürüsün. Niye açmazlar vatandaşlar ya da avukatlar? Şöyle bizim masrafı çok mu? Masrafı çok açarken bugün 1 milyonluk bir mal davası, 1 milyonluk evin mal davasının hakkıyla 1 milyon üzerinden açacaksak 24 bin lira açılış harcı var. 4-5 bin lira keşif parası var. Avukatlık ücreti asgari en az %10 yasanın belirttiği. %10 ile %25 arasında avukatına göre bir isteyeceği ücret hakkı var. Bu da üstüne de çıkabilir özel sözleşmeyle. Tamam. Şimdi böyle olunca 1 milyonluk bir evde vatandaş işin içine girerken yaklaşık bugünkü yayın tarihi itibariyle en kötü bir 30 bin lira bir yargılama gideriyle karşı karşıya kalıyor. Belki onun birkaç katı da avukatlık gideriyle karşı karşıya kalacak. Bunu ödemek istemiyor. Ödemek istemediği için de evi nasıl olsa anlaşmalı boşanmaya çevirebiliriz. Boşanmada büyükler araya girip bir ondusmanlık yapar, arabuluculuk yapar, büyüklük yapar ve belki boşanma davası büyümeden iş çözümlenir umuduyla malı açmıyor ama çok kritik hata. Yani bana dışarıdan haricen gelen sonradan yürümüş davaların tamamında bir mal kaçırılmış olur. İki boşanma çok ilerlemiştir. Mal kaçırılmasa bile boşanmanın insanı yıpratıcı etkilerinden dolayı mal davasında motivasyon kalmaz. Özetle şunu söyleyebilirim bu konuda. Boşanma 2 sene sürüyor dedik ama boşanmanın akabinde en az 2,5 sene sürecek de bir mal davası var ortada. Hatta mal davasını açtığınız zaman tevzi formunda 730 gün yazıyor. Yani boşanmanın 3 katı bir süre var orada. Bir de İkisi, onun istinafı var. İstinafı var. Yani. İkisini topladığı zaman 1100 gün. Bu 200 gün çalışan bir adliyede 1100 gün. Yani devlet kendi eliyle zaten 5 sene süreceğine taahhüt ediyor. Bunun koronası var, ertelemesi var, bayramı var, hakimlerin izni var, avukatın mazereti var, keşfe gidilememezliği var. Bu da demektir ki ortalama bir 6 sene sürecek süreç var. Şimdi bir kere dava sürecine tabii hani avukatın ve vatandaşın ne yapması gerektiğine geçmeden önce şunu da merak ediyorum. Onu da çok sıklıkla yanlış yapıldığını da gözlemliyorum. Vatandaşlar kendi aralarında anlaşma protokolü yapmaya çalışıyorlar. Bazen işte bu masraflardan kaçındıkları için çok çekişmeli olabilecek bir davayı belki anlaşmalı yürütüyorlar ve kendi protokollerini de hazırlayarak işte davayı açıp ilk celsede de boşanıyorlar. Evet. Burada ne gibi sıkıntılar görüyorsunuz? Aslında özellikle anlaşmalı boşanmayı böyle sanki küçümseniyormuş gibi tırnak içerisinde söylüyorum ama çok önemli detaylar olduğunu ben biliyorum. Bir ufacık aktarırsanız onu da. Basit. Yayını izledikten sonra Google'a anlaşmalı boşanma protokolü yazsınlar. Ben baktım gelmeden. Değişen bir şey yok. İlk 3 görselde fecaat protokoller var. Bakın anlaşmalı boşanma demek iki insanın birbirine elini kavuşturup 5 parmak konusunda anlaşması lazım. Boşanma konusunda, maddi tazminat konusunda, manevi tazminat konusunda ne zaman vereceği ya da vermeyeceği. Verecekse ne zaman vereceği ve ne kadar vereceği. Çocuğun nafakası, Efe'ye göre mi, TÜFE'ye göre mi, yıllık artış oranı ne? Çocukla kişisel ilişki, kişisel malların birbirine verilmesi, evin, arabanın tapusu. Mesela şunu yazıyor, evin tapusu kadına verilecek. Ne zaman? Ne zaman? İki, tapu masraflarını kim ödeyecek? Tapuya gidiyor kadın, evi bana verdiğince adam diyor ki tapu masrafı beni bağlamaz. Bugün 50 bin lira çıktı tapu masrafı, ne yapacaksın? Kaldı mı ortada halledilememiş bir boşanma? Yani ortada bir güdük durum var. Evet. Bunun ortadan kalkması için de bu işin inceliği burada zaten. Hani boşanma protokolünü kopyala paste bir yerden aldın kopyala yapıştır.
internetten buldun. Hazreti Google'a sordun, oradan bir cevap aldın. Bir mesaj geldi sana. Ama sonuç istediğin gibi olmayacak. Nasıl olacak? Bunların hepsini anlaşacaksın. Zinet takıda anlaşacaksın. Yazıyorlar. Dün de gördük hatta, ofiste bir tane protokol geldi. Onun tespitine, bunun tespitine, şunun tespitine diye mahkeme bolca tespit yapmış. İcraya müsait bir hüküme geçmiş esasla karar yok. Yani her şeyin tespiti var. Gerekçeli karar da bunu yerine getir diye bir emir yok. Hüküm yok. Ondan sonra da vatandaş şunu diyor. Arzu Alcı'ya gitmiştik. Bir arkadaşa sormuştuk. Kaynım boşanıyordu, onlarınkinden faydalandım. Boşanamadın. Mal bölüşülemedi. Tazminatını alamadın. Araba hala kocada ya da adamda, kadında kaldı. Çocuğun velayeti ve nafakası bile belirsiz. O yüzden ben şöyle düşünüyorum Murat Bey. Bir işte ev alacağız. İşin ehli olan emlakçıya, gayrimenkul danışmanına, eksperine gidiyoruz. Evin değerinin %2'si kadar bedeli bize göstermiş olması, bir sanat icra etmiş olması gereği ödüyoruz değil mi? Ya bir yuvanın tasfiyesinden bahsediyoruz. Bir evlilik yıkılıyorsa ve minimum bir yıl sürdüyse, bu evlilik içerisinde bir mal alındıysa, kardeşim bunun bedelini bir zahmet öde de bundan sonra başın ağrımasın. Çünkü zinet takı davasını çözemezseniz açılacak davada çok ciddi harç ödeyeceksiniz. Hatta bir gün onu da işleriz. Zinet takıda da bir sürü sorun çıkacak. Evet, aynen, iadesi mi olacak, para iadesi mi olacak, davanın açıldığı tarihte mi olacak? Evin tapu masraflarını doğru düzgün yazmazsan evi o kadın da o adam da asla alamayacak. Evlerin çoğu krediyle çekildiği için oraya yazıyorlar. Kocaya devrine. İpotek bankanın lehine ise sen ondan habersiz nasıl ipoteğin üzerindeki malı devredebileceksin? Edemeyeceksin ki. Benim kocam bana verdi diyor. Senin kocan sana hiçbir şey vermedi. Vermedi. Verdiğini istedi, yazdı ama sonucunu alamadı. O yüzden mal davası çok önemlidir. Eğer anlaşmalı boşanma yapılacaksa avukata en azından yazdırın. Ben hep onu söylüyorum. Bir avukat protokolünüzü bu alanda ehil bir avukat. Örneğin göz doktoruna gidip de dişimize baktırmıyoruz. Kardiyoloğa gidip de sırtımız dinlettikten sonra böğrüm de ağrıyor deyip midemize baktırmıyoruz. Bana göre Türkiye'de 160 bin, 16 bin kanunun olduğu bir ülkede 22 temel yasa varsa 180 bine yaklaşmış avukat nüfusumuzda olduğuna göre bu alanda uzmanlaşmış çok fazla kıymetli insan var. Bu insanlara gidin, hakkını ödeyin. Biz tamam, duruşmada avukatı yanımızda istemiyoruz gibi bir alerjiniz de olabilir. Bazen oluyor. Ben orada görmek istemiyorum diyor. Peki. Ama en azından protokolü bir hukukçu yazsın. Başka evet, türlü bela. Kesinlikle. Hatta zaten aslında Türkiye'nin temel sorunu, yani herkes bir sorun karşılaşınca geliyor ama sorunun önlenmesi aslında daha büyük bir amaç olmalı. Kesinlikle. Dolayısıyla o yönüyle ben de her noktada önleyici hukuk hizmetinin çok daha değerli olduğunu düşünenlerdenim. Peki anlaşma boşanmayı yapamadık ya da anlaşmalı bir süreç yaşanmadı. İş artık böyle zaten zıvanadan çıkıyor ki boşanma davalarında büyük kavgalar oluyor. Dava sürecinde herhalde çok şeye tanıklık etmişsinizdir. O açıdan biraz da eğlenceli de olabilir yani, kısmen ne kadar eğlenceli bilmiyorum ama boşanma davalarında hem avukatın hem vatandaşın özellikle dikkat etmesi gereken, dava sürecinde yapması gereken şeyler var. Mesela zinadan dava açılıyor diyorum. Onu da duyuyorum. Hani ne kadar gerçek yazılıyor internette, bir sürü tweetler atılıyor. İşte daha sonra adam başka kadınlarla da görüşmeye devam ediyor. Ya da işte bazen boşama davası devam ederken birisinin aldatıldığı iddiası ortaya çıkıyor falan. Bunların bir önemi var mı? Çok basit, anlatalım hemen. Dün bana bir danışan sormuştu. Eşim dava yürürken başkasıyla düğün yaptı dedi. Bu çok iddialı dedim, olmuş. Dedim ki suyundan da koy, çok keyifli olmuş. Hemen pirinci getir. Kaşığı saplamalık bir durum var ortada. Yani şimdi boşanma davası açmakla boşanmış olmazsınız. Boşanma davası açmakla sadakat yükümlülüğünüz bitmez. Ben bunun da hatalı bir usul ve yasa gereği olduğunu düşünüyorum. Buna ilgili farklı yargıtay kararları var diyorlar. Yok değil mi? Hala istikrarlı dava yani. Dava kesinleşip yeni nüfus cüzdanını aldığın güne kadar evlisin. Ve sadık kalmak zorundasın sana aldatan eşine karşı da. Böyle bir durum var. Şimdi böyle olunca ne yazık ki ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Neden? Boşanma dediğin şey, ya evlenirken iki insanın akli melekesi yerindeyse 15 dakikada evlenebiliyor değil mi? Dünyadaki en zor boşanma bizde. Başka, ben bütün ülkeleri bakıyorum kanunlarına. Yani noter de var Rusya'da boşanma, Türkiye'de yok. Evet, şimdi böyle bir dünyada 184 ülke var. Tamam. Anayasa 42'ye göre toplumun temeli ailedir. Aileyi koruyalım, eyvallah. Ama kardeşim boşanmayı bu kadar zorunlaştırdığın zaman da
başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. Evliliği öldürdü. Kimse evlenmek istemiyor bu devirde. Mezhep dışı çocukları ortaya çıkarmaya başladım. Çünkü evlilik dışında bir üreme devam ediyor. Ne yaparsan yap. 3. Boşanma bu kadar uzadığı zaman ikinci evlilik şansı da azalıyor. Çok basit istatistikler var. 38 yaşında tek çocuk sahibi bir kadının Türkiye'de yeniden evlenme olasılığı 1/6. Ya 1/6'ya indirdim bir kadını. Bugün 30'undan önce evlenme yaşı da 28'e çıktı kadının. 28'inde evlense, 30'unda çocuğu olsa, 32'sinde yürümediğini anlasa, 32'sinde açtığı dava 36'sında bitecek. Bu yargı şu an bu durumda. 36'sında bu kadın bir evlilik yaptı, bir çocuğuyla ortada. Bir daha evlenme ihtimali 1/6. Bitti. Yani bir daha mutlu olma, bir daha başkasından çocuk yapma hayatını elinden alıyorsun. O zaman boşanmaya hızlı karar vermek lazım. Tazminatlar yürüyebilir, nafaka yürür, diğer konular yürür ama ferileri yürüsün, ana dava, ağacın gövdesi sabit kalsın. Davalarda neye dikkat etmek lazım? Bir, davayı açmadan bir kere boşanma konusunda emin misiniz? Çünkü bazen blöfle de açılıyor bu. Kocanın bir gazını alayım diyor, hava gazını alıp geri dönüyor. Niye? Adam sodayı açmış geliyor zaten. Sen onu görmedin. Bir psikoloğa danış, psikiyatriste git, aile danışmanına sor. Avukatın çok böyle iştahlı boşanmacı olmasın. O da önemli. Yani her kapıdan gireni sizi boşarız diye de davranmasın. O zaman sorun büyür. İki, bu bir şaka değil. Mahkeme kararı da falım sakızının arkasında yazan mizah değil. Hakikaten hayatındaki hal değişiyor. Nasıl evlenirken değişiyorsa boşanırken de değişirsin. Üç, çocuk varsa iki kere düşün. Çünkü nafakası, velayeti, başka şeyleri çok çok büyük bir stres, çok büyük bir travmadır boşanma. Hatta bir İngiliz sosyolog yazısını okumuştum. Bir boşanma davasının karar duruşmasında kadınlar 7 kemik kırığına eşit acı çekiyorlarmış. Ya bugün hani futbolla başka şeylerle ilgilenen insanlar bilir. Evet. Muazzam bir acı. Böyle olunca boşanma şaka değil. Belgelerini, bilgilerini, bütün etrafını, tanıklarını önceden ayarla. Benim ta stajda yazdığım bundan 17 yıl önce bir makalemin başlığı şuydu. Seninle bir konuda anlaştık. O da boşanma diye yazmıştım. Mesela orada şunu dikkat çekmiştim. Hala da aynı kanaatteyim. Bugün düğünlerde herkes çok kalabalık düğün yapıyor. 1000 kişilik. Evet. Açık hava düğünleri. Boşanmada 4 tane tanık istiyoruz ya. 4 tanık Türkiye'nin herhangi bir yerinde değil, dünyanın herhangi bir yerinde dinlenmeye müsait, evliliğin içerisindeki olayları bizzat gözüyle görmüş, ben bunların anlaşamadığını, evliliği yürütemediğini gördüm diyecek 4 tanık. Yok. Bulamıyoruz. Ne annesi, ne babası, ne akrabası, ne komşusu, ne iş yeri çalışanı tanık olmuyor. Kimse buna ateşten gömlek giymek istemiyor, değmek istemiyor. Böyle olunca davayı bir gazla açıyoruz ama arkası gelmiyor. O 2 senelik süreçte sadık kalınamıyor. Muradınız eğer ciddi paralar almaksa mahkemeler bugün sadakaya yakın çoğu zaman nafaka bağlıyor. Böyle bir hukukta da kadın açarsa bu yola girdiği zaman nafaka beklediği gibi çıkmıyor. Evin özgülenme kararı çıkmıyor. Mal davasında malı zaten boşanma bekleyecek. İstediğini yıllar sonra alıyor. Dava sürecince çocukla her hafta sonu kişisel ilişki bir terör havasına geliyor. Yok babası geç bıraktı. Bazen bizi gece yarısı arıyor. Bugün babası 15 dakika geç bıraktı diyor. Ya bu da sorun olmasın kardeşim. Bu çocuk 18 yaşına kadar o babayla görüşecek. Ayrıca onun babası. Çocuk sizi tercih etmedi ki. Siz onu meydana getirdiniz. Böyle olunca bak açmadan bunlara bir bakmalı. Araba alırken 100 nokta ekspertiz tespiti yaptıran Necip milletimiz insanla hayatını kurarken manavdan aldığı bir elmayı kontrol edip kavunu kokladığı kadar bakmıyor ya. Ben bunu anlamıyorum kardeşim. Yani hakikaten kavuna bir vuruyor, gerçi kokluyor, yani bir inceliyor. Şöyle bir şey de var, bilmiyorum ne kadar katılırsınız da eskiden görücü usulü muhabbeti çok daha fazlaydı. Daha temiz bir yöntem. Daha temizdi, evet, ama kesinlikle. Boşanmalar bu kadar fazla değildi. Şimdi insanlar birlikte daha çok oldukça boşanmaların sayısı da artıyor. Boşanma daha kolaylaştı. Ya insanlar evliliği çok değersizleştirdi. Hani bilmiyorum nedeni nedir ama eskiden daha farklı olduğunu söylüyoruz. Eskiden herhalde evlenme niyeti evlilik kurmaktı. Evet. Şimdi ev sahibi olmak, statüleri birleştirmek, limited ya da anonim şirketteki gibi bir yani. Bir Voltron oluşturup doğru, daha büyük bir sermaye haline gelmek, holding gibi davranmak, ekseriyetle iyileri tenzih ederim. Yapılacak şey iyi avukat, iyi danışmanlık, iyi bir şekilde hukukun içinde kalmak, gerçek delillerle davayı sarık bir şekilde yönetmek, süreci uzun olduğunu bildirmek, bu videoyu izleyip de bugünden sonra benim boşanma davam neden uzun sürüyor sorusu, sizin boşanma davanız net söylüyorum, bugün açsanız 2,5 sene sürecek. Aşağısı çok ender olur. Minimum bir de. Evet, yani minimum. Yerel mahkemedeki. Yerel mahkeme. Bunun aşağısı ender olur. Ben 1 sene 3 ayda duruşmaya ön inceleme beklediğim dosyalarım var. Hakim atanamaması sebebiyle. Bu ülkenin bu problemlerinde bu konudaki çözümlere doğru gidiliyor.
mesela aile hukukunda güzel değişiklikler yapılacağını düşünüyorum. Olur da umarım ama netice itibariyle biz şuna hazır olmalıyız. Boşanma bir travmadır. Çok uzun sürecek bir süreçtir. Avukatınıza ödeyeceğiniz ücret yüksek ihtimal pul olacaktır. Davayı alırken başladığı parayla dava bittiğindeki para enflasyonu düşündüğümüzde hiçbir halde kalmayacak. İl dışındaki avukatlıklarda ciddi bir yol masrafı olacak. Bunları da önceden hesaplamak lazım. Tabii. Yani avukat da bizi izleyen meslektaşları aynen, çok işi sayıda alırken, olduğunu biliyorum. Evet, bazen sadece o anı düşünerek ücretlendirme. Bugün ben bir kirayı ödeyeyim diye o gün davayı tabii, vekaleti alır ama ondan sonra bir İstanbul'a gidip gelme 10 bin lira. Evet. Trenle gidip gelsen 5 bin lira. Bir öğretmen evinde kalsan bile. Bu yayını izleyenler şuna dikkat etmeleri lazım. Boşanma uzun, masraflı, çileli, çok uzun bir yol. Buna hazır değilseniz girmeyin. Gidin psikoloğunuza, aile danışmanınıza, psikiyatrinize birazcık rehabilitasyona uğraşın. Ayıplığı da bir de her sebepten de bitmemesi lazım. Aksi takdirde bitmeyecek bir süreç. Valla o kadar güzel söylüyorsun. Bir de bunu boşanma avukatının ağzından duymak da güzel. Boşanmayın. Hani tek hepimiz profesyoneliz. Ben de aynı şeyi gelen müvekkil adaylarıma söylüyorum. En son seçenek dava almak. Ve ben bizim gelirimiz sadece avukatlık. Başka bir gelirimiz evet, yok. Devletten maaş yok. Sizler. Dolayısıyla hani bunu bilerek hareket etmek lazım. Peki süreç çok uzadıkça şeyi de herhalde yansımaları da kriminal yansımaları da çok oluyor. Oluyordur. Suç olaylarını her gün haberlerde görüyoruz. Bir de bu kapsamda şuna da bir değinir misin? Ya bu 6.284 kapsamındaki hem problemleri hem faydaları da şöyle bir hızlıca kanun aktarırsan. Çok basit. İnternetten indirilebilir. Biz her gün ofis olarak uyguladığımız bir şey olduğu için bunu çok gördüm artık uygulamasını. Yanlışlığı şurada. Bu kanun yapılış ruhu amacıyla ailenin korunması hakkındaki kanun. Peki burada korunması gereken ailedeki tek korumaya değer kısım kadın mı? Evet. Erkek bu ailenin neyi? Çam ağacı mı yani içeride? Nedir bu yani? Öyle olunca. Şimdi feministlerden çok fazla tepki alacaksın. Onu ya, baştan söyleyeyim. Ya aile ise bu aileyi eğer tek başına kurmadıysa biraz. Ama aynı fikirdeyim ben de. Tamam. Ben de alayım o zaman. Alacağız. Ya, kimseye göre de şekillenemeyiz. Tabii. Bu saatten sonra. Şimdi alıyoruz zaten. Seminerlerde de alıyoruz. Tabii. Ama sorun bu değil ki. Gerçek ortada. İki, bu kanundaki ihbara dayalı yapılacak şeylerde şüphe kafi. Yani olayın vuku bulmasına gerek yok. Bir vakaya da ihtiyaç yok. Bunu sezmiş olmanız yeterli. Adam bana deli deli bakıyor diye polisi aradığın andan itibaren, kadese bastığın andan itibaren evin dışına çıkarılıyorsun. Bu kadar net. İtiraz hakkın var mı? 7 gün içinde var. Ama ben Türkiye'de asli hukuk mahkemeleri, suç ceza mahkemeleri ve aile mahkemelerinin genelinde iyileri tenzih ederim. Bir itirazın makbul bir kararla verilmediğine çok tanık olmadım. Evet, bunu mesela merak ediyordum ben de. İtiraz ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya benim tehdit oluştuğunu iddia ettikleri olay günü yurt dışındaydı diye pasaportun şeyini koyuyorsun. Yurt dışına çıktığına dair mahkeme diyor ki şüphe üzerine olması sebebiyle itirazın reddine, evden kovulmasına, uzaklaştırılmasına. Bu neyi doğuruyor? Bu şunu doğuruyor. Yıkılması zaten çok müsait olan eski İstanbul evleri gibi olan bir ahşap binayı birisi tekmelemişti yıkılacak öbürü de öbür ayağını kırıyor. Artık o ev o adam giremez, o kadın giremez. Hal böyle olunca 6.284'ün uygulaması kötü yönde olursa bence suçu da arttırıyor. Kriminal açıdan belki saldırganlaşmayacak bir adamı da saldırganlaştırır hale getiriyorsun. Yani kaşıyorsun. Kaşıdıkça artık kararlarda da müvekkiller bizi şöyle rahatsız etmeye başlıyor. Hiç durmadan bir koruma kararı istiyoruz. Ya biz bir davayı alıyoruz boşanma diye. 3 aya bir koruma, 6 aya bir daha yeniden uzaklaştırma. Artık beyan. Benim hatta bir tweetim vardı çok tutmuştu. Avukatlık izah mesleği diyordum. İzah ediyoruz müvekkile. Yani bir şey değişmeyecek. Kocan sene bulaşıyor mu? Yok. Sırf gıcık etmek için yeniden isteyelim. Ya arkadaş biz KBB doktoruyuz yani senin gıcına iyi gelecek bir yanımız yok ki. Öyle olunca 6.284 iyi uygulanmıyor. Mahkemeler doğru yapmıyor genelde. Avukatlar da bunu suistimal edebiliyor. Bizim mesleğimizde de var. Duruşmalarda biraz karşı tarafı kaşıyamaya müsait şeyler yapıyoruz. Basit bir örnek vereyim. Bakın duruşmalar yazılı yargılama usulüne tabi bu kanunda, bu usulde. Yani avukatlar Harvey Specter gibi duruşmalarda artistik, tiyatral işler yapmazlar. İtiraz ediyorum falan yok öyle bir şey. Öyle bir şey olmayınca duruşma yazılı. Hakim. Ama şeyle karşılaşıyorsundur abi. Bizim avukat duruşmada hiçbir şey söylemedi. Ondan kaybettik falan. Beni en sevmeme sebepleri buydu. Ben de bir kendime kural koydum. Hiçbir duruşmama kimseyi götürmüyorum. Benim müvekkillerime diyorum ki benle duruşmaya gelemezsin. Niye? Ben şov yapmıyorum kardeşim.
Benim dilekçem varsa sanat eseri gibi yazacaksam yazarım. Okuyacak hakimin vicdanlıdır artık, okursa okur, okumazsa karşı taraf. Sonra uzun 102 sayfa ben dava dilekçesi gördüm, ona cevap yazdım. İlyada destanı mı yazıyorsun mübarek? Yani ne yazıyorsun 102 sayfa? Bunu okuyacak bir hakim yok, kalem yok, avukat cevap yok. Çözüm. Duruşmalarda bağırmayın. Hitabeti öğrenin. Mümkünse karşı tarafa sayın diye hitap edin. Bizde parmak sallayan var. Affedersiniz, hayvanlar kategorisindeki lama gibi karşı tarafa tüküren var duruşmada. Duruşma çıkışı kapıda saldıran var. Birbirine ailecek giren var. Çocuk tesliminde kamerayla adam döven var. Kadına kovalayıp kafasında bir şey kıran var. Ya boşanıyorsunuz. Evlenirken nasıl kol kola girip halay horon teptiyseniz, boşanırken de birazcık nazik olun. Medeni olun kardeşim. Medeni halinizi değiştiriyorsunuz. Düşün, bekar olacaksın. Daha ne istiyorsun yeniden ya? Bunu isterken kardeşim niye bu kadar... İkinci şey linç de buradan geliyor. Çok iyi. Hanıma karşı bunu demek de ayrı bir erkeklik tabii yani. Onu da yazalım, tarihe not düşelim. İkinci linç oldu. Boşanma avukatı olunca da bize kolay geliyor. Şimdi böyle olunca birazcık mümkünse şey yapmak lazım. Davaya müvekkili götürmemek lazım. Karşı tanığı bizim yayını izleyenler için soruyor. Nasıl ikna ediyorsun? O çok enteresan. Çünkü biz gayrimenkul davalarında bile müvekkil ya ben illa geleyim bir göreyim, duruşmada sanki bir şey olacakmış gibi düşünüyor. Doğrudan medeni halini değişti ve aslında psikolojinin ve kişisel bazı hırsların da devrede olduğu bir boşanma davasında sen dur, ben sadece kontrol bende diyorsun. Ben netliği çok seviyorum. Dürüstlüğü değil, netliği ve samimiyeti. Müvekkilime diyorum ki benle anlaşacaksanız gidemezsiniz. Niye? Kesin kavga çıkıyor diyorum. Ben de kavgada iyi bir adam değilim diyorum. Kötü yanımı görmenizi istemiyorum diyorum. Baştan net. Hakikaten de çıktı oldu, çok oldu. Adliyede adli vaka. İki, karşı taraf sizi kaşıyor. Biraz yaralayıcı şeyler söyleyebiliyor. İnsanlar duruşmalarda ve mahkemelerde yazılarında, sözlerinde bazen haddi çok aşar. Mesela hiç aldatmamış bir karısına karşı adamın gaza gelip kendi kendine bu bana neler yaptı, kaç kişiyle beraber oldu dediğini biliyorum. Kadıncağız duruşmada bayıldı. Bunun yaşamasına gerek yok. Bir travma yaşıyor. Bir erkek için de kadının aynı şeyler. Cinsel kimliğinden vuruyor. Adam bana döndü. Bu ne diyor dedi. Bayıldı. Yine aynı şeyi yaşadık. Ağır ceza duruşmalarındaki stres gibi oluyor. Yani buna gerek yok. Baştan böyle anlaşmak lazım. İki, tanık duruşmalarında rica ederim karşı tarafın tanığına soru sormayın arkadaşlar. Bizi izleyen avukat arkadaşlar. Sorduğunuz soruya düzgün cevap vermeyecektir. Yemin etse bile sizin aleyhinize tanıklık yapacak. Bunu çok görüyorum. Öyle de kavga çıkıyor. Dün hatta gene yaşadık. Bizim tanığımıza karşı taraf sordukça sordu, sordukça sordu. Mahkeme birbirine girdi. Gerek yok. Usul yasasının içinde kalın. Hukukun içerisindeki argümanları kullanın. Dava kendi seyrinde yürüyecek. İki dilekçe, bir ön inceleme, iki tanık duruşması, belki üç tanığın durumu. 12 tanık bildiriyor. Yani 10 yıl boşanamayacaksın işte. Bunu bildir 4 tane. İki tanesi yerel mahkemede, iki tanesi talimatla dinlensin. Bitti. İki tarafta karşı taraf 4 tanık dinletecek. Bu da etti sana iki duruşma. Bir esas hakkında beyanlar için süre verecek. Bir de karar duruşması. Bu ne demek? Bir boşanma 6 duruşma. Maksimum olması lazım. Ama 13 duruşma. Benim kendi rekorum var. 10 yıl 7 ay 57 duruşma. Ya Allah'tan korkmak lazım. Yani. Of. Yani 4,5 sene sürmüş bir evliliğe de bu eziyete gerek yok. Evet. Biraz tedbirli gitmekte fayda var. Sakin olmakta fayda var. Son sözüm. Boşanma yürürken bir psikolojik destek alın. Almadığınız zaman avukatınızı psikiyatriste gönderecek kadar hastalandırıyorsunuz. Buna da gerek yok. Çünkü bizim de kendi hayatımız var. Biz sizin derdinizle hemhal oluyoruz ama bizim de dertlerimiz sizin dışında da oluyor. O yüzden gece yarısı arıyorsun, çocuk ağlar gibi. Biz ne yapacağız? Gerek yok. Bu bir süreç. Çok uzun sürecek. Masraflı olacak. Sizi yoracak. Bittiğinde de sadece şunu hissedeceksiniz. Özgür kalacaksınız hayatta. Bu sizi rahatsız ettiği için. Mutluysanız zaten bu yola girmeyin. Bir soru daha, sizin de artık fazla zamanınızı da almak istemem. Şimdi tabii boşanma süreçleri bir taraftan da, bir taraftan da aslında ihmal ettiğimiz bir sürecin öncesi de var. Yani orada da birçok vatandaşımız sanki bunun bir seremonik bir anlamı olduğunu falan düşünüyor ama hukuki sonuçları olan bir durum. O da nişanlık süreci. Evet. Hani biz boşanmayı hemen bitirdik ama bir de bunun öncesinde nişanlanma süreci ve oradaki İşte özellikle takıların alınması, edilmesi, bazı çünkü çok sayıda nişanlık sürecinin evlilikle sonuçlanmadığını da biliyoruz. Evet, ama orada da değerli hediyeler alınıp veriliyor. Dolayısıyla burada da herhalde bazı hukuki sonuçlar vardır. O ne önemi var bir kere nişanlık sürecinin ve
Bundan kaynaklı da hangi sorunları görüyorsunuz? Genel manada Türkiye'de nişanlanma denince ne anlaşılır? Evin eşyasını seçme, evin olduğu konumu seçme, lambrisine bakma, parkesine bakma, ankestresiyle uğraşma. Peki bu mu hayat? Yani insanı, karşı aileyi, ne kadar çocuk bakabileceğini, çocuk isteyip istemediğini, aileler arasındaki kültür ve doku uyuşmasının ne olup olmadığını, hatta taraflar arasındaki hissiyatın ne olduğunu bilmeden eşya seçsen neye yarıyor? Tırnak içinde işte mala bağlama dediğimiz, malı düzdün ama evliliği kuramadın. Hal böyle olunca nişanlanmada kanun şunu öngörmüş. Evlenmeye mecbur etmez demiş, kanun maddesi açık. Niye? Çünkü sen tanıma amaçlı bir sosyal ilişki gidiyorsun. Eğer bu tanıdığın ilişki içerisinde kızı çok sevebilirsin ama gudubet bir kaynana varsa yapacak bir şey yok. O sevgi o kaynanayı örtmez. Oğlanı çok seversin ama baba despottur. Ve sen çok rahat yetişmiş bir ailede büyümüşsündür. Arada bir kültür doku uyuşması olur. Organ gibi. Organ naklinde dışarıdan gelen organı nasıl vücut bir cisim zannedip atmaya çalışıyor. O yüzden bağışıklığı baskılıyorlar. Evlilikte iki insanın ailesiyle birbiriyle mes olması. Yani yapışması, kaynaşması. Böyle bir toplumda, şimdi bizde de çok çeşitli kültür var. Evet. Ben hep bu örneği seminerlerimde veriyorum. İzmir'de yetişmiş bir hanım kızla Doğu Anadolu'nun en doğusundaki bir vatandaşın kültür anlayışını bırakın, yemekte bir araya gelmeleri zor olacak. Birisi börülce diyecek, öbürü kebap yok mu sabah diyecek. Yani burada bile kahvaltı problemi çıkacak. Şimdi bu nişanlanmada başka bir sıkıntıyı getiriyor. Takılar. Biz de biliyorsunuz her iş çok abartılmayı çok sever. Evet. Son dönem sosyal medyada görüyoruz. Her şeyi böyle insanlara parlatarak yansıtıyorlar. O Instagram'da herkes bir hayatında süper tatillerde, süper yemeklerde, süper içkilerde. Hiç fakir yok. Hiç zorlanan yok. Sanki ekonomi süpermiş gibi. Herkes bir hayat yaşıyor. Ya kardeşim, evet. Instagram'da kapattığın anda ben biliyorum simidin fiyatını bilmiyorsun. Böyle bir dünyada şimdi takılar ciddi bir altın fiyatı var. Evet. Bugün düğünleri de görüyorsunuz. Yürüyen kuyumcu, mobil kuyumcu gibi buraya kadar bilezikler, gerdanlar. Tabii bunların hesapları da yapılıyor yani. Yapılıyor. Orada kanun diyor ki mutat dışı hediyeler. Ne demek mutat? Hani elinde mikrofon dayısından araba diyor ya, o araba mutat dışı. Tabii. İyi bir İtalyan tasarım. Gerçi artık mutat dışı bence çeyrek altın bile mutat dışı olmalı yani. Fiyatları gördükçe. Üçe dayanmış haliyle. Doğru. Artık düğünlerde gramın altına düşülmüştü. Tabii. Yeniden düzeltildi herhalde. Dörtte bir gram ve gümüş vardı. Şimdi bu kadar pahalı bir piyasada bana göre hakikaten her şey mutat dışı. Bir de şöyle bir şey var. İleride ziynet takı davasında delil açısından tek delil o acayip absürt resimler verilen fotoğrafçıların eline düşünmüş haliyle, oradan da bilinç yiyelim. Acayip resimlerdeki düğün fotoğrafları albümü ve düğün CD'si. Bunun dışında sizin en önemli delilleriniz o değil mi? Vallahi yani biz ya. Herkesin boşanmasına bakarken düğününü de izliyoruz. Öyle alınca eniştesinden bu, halasından şu, birbirinden halı. Yani bir garip dünya. Şimdi düğünlerde bir fokuslanıyor zaten yani o altınlara. Onların hepsi ayrı ayrı mahkemelerde de yöresel şey sayılıyor, bunun değil mi? Kitabını yazan var. Yani, aa öyle mi? Bazı yörelerde oturuyor biri defteri. Niye? Ha. Bizde takas usulü var Anadolu'da. Yani babasının taktığına karşılık, babası zamanında herkese gitmiş düğünlerde takmış. Doğru. Oğluna şimdi takacak. Şimdi ben büyük altın cumhuriyet takmıştım diyor. Öbür taraf şimdi tutar da bir yarım altın taktım onu bir not edecek. Sonra düğünden sonra diyecek bu denklik sağlanamadı. O liste genelde Türkiye'de de erkek babalarında olur. Böyle bir durum var. Hmm. Bunu şeyde burada da bir şey söyleyeyim kapatmak açısından. Ben takıların da tamamının kadınında olmasını adil bulmuyorum. Niye? Boşanmada nasıl mal paylaşımı yarı yarıya edinilmiş mal rejimini kabul edersek, evet, günümüzdeki faal rejim, takının tamamı da kadının değil. Niye? Çocuğa takılanın tamamı çocuğa takılmıyor ki. Misal benim düğünümde takılanlar benim tanıdıklarım takmadı. Babamın tanıdıkları takmıştır. Hele Anadolu'da daha yerleşik yerlerde yani kırsalda zaten babasının taktıkları iade olarak geliyor, evet, ilk düğün. Bazen biliyorsunuz iki düğün yapılıyor, bir kız tarafı, tabii, bir erkek tarafı. Madem öyle, onu da yarı yarıya paylaşalım. Öyle ya. Diğer türlü... Ama Yargıtay bu konuda bir ara bir görüş değiştirdiği gibi geri oldu. Döndü, tekrar geri döndü. Şöyle bir hata oldu. Şu anda ne durumdu, son durum? Yarı yarıya. Yarı yarıya. Hayır. Tamamı kadının. Ama şöyle bir hata var. Zinadan bile davayı kadın aldatsa, zinadan adam kazansa altın yine kadının. Yine kadının. Bugün 5 milyonluk altın takılan düğünler var. Hı. 1 milyonluk düğünler var. Kadına gitti. Yani kusuru tam atfediyorsun. Mal rejiminde 3/4'te 4/4 oranında katılma alacağını azaltıyorsun. Yani bir cezaya hükmediyorsun. Evet. Yoksulluk nafakasından mahrum ediyorsun. Tazminatı ağır kusur diye en üstünü veriyorsun. Ama ziynet takı komple gene kadını diyorsun. Ben bunun adil olmadığını düşünüyorum. Benim kendi hukukçu görüşüm.
Vallahi çok teşekkürler. Ben yani teşekkür son dönemde yaptığım en keyifli programdı bu arada. Sağ ol. Onu da hani buradasınız diye söylemeyeyim. Herkesin içerisinde de söyleyeyim. Birçok meslektaşımız da alınacaksa alınsın ama çok keyifliydi. Benim çok keyifli. Bu arada şunu da hatırlatalım. Şimdi mal rejimi çok daha teknik ve detay. Evet. Onun da sözünü alalım. Mal rejimiyle ilgili bir iki hususu da yine bu kanalda gayrimenkul boyutuyla da değerlendirirsek çok da keyifli olur. Katıldığınız için çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Umarım bir sonraki yayınlarda da bir arada oluruz. Bu arada tabii ki klasik kapanışımızı da yapalım. Videoları beğenmeyi ve tabii kanala da abone olmayı unutmayın. Bu arada şunu da hatırlatayım. Sabri Bey'in de bir YouTube kanalı var. O kanalı da takip ederseniz özellikle çok fazlasıyla hatta bizimden önce de kurulmuş bir kanal. İlk açılanlardan biri. O kanalda da aile hukukuna ilişkin ya da yine mirasa ilişkin birçok değerli video var. Onları da beğenirseniz çok memnun oluruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.